Herkese merhabalar değerli spor severler. Turgay Demir'le birlikteyiz. Beşiktaş gündemini konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar Songül. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Son derece güzel. Bayram yaklaşıyor. Bayram sevinci şimdiden geldi. Keyfimiz yerinde. Transferde de hareket var, çok güzel. Transfer futbolun en güzel tarafıdır. En insanlar takımlarının oyuncu alabilme ihtimallerini severler. Her ne kadar bizim kulüpler batmış olsa da hala bir sürü adam alıyorlar. Dolayısıyla biz de onları dile getiriyoruz. O yüzden keyifliyiz yani. Taraftarın da en heyecanlandığı dönem. Kim gelecek, kim gidecek, ne olacak, ne bitecek? Belirtilecek. Taraftar bunları şey gibi doğum günü hediye bekleyen insan gibi bekliyor. Her sabah kalktığında istiyor ki Beşiktaş Messi'yi aldı, Fenerbahçe Ronaldo'yu aldı, şu Galatasaray'da bunları bekliyor ama çakıl taşı verilmiyor, para veriliyor bu oyunculara. O yüzden de kolay değil yani transferler. Sosyal medyada sürekli yorumlar var ya, kap bildirimi, hani soru işareti, tabii. Kap bildirimi, soru işareti, epey kolay evet. Olmuyor işler. Yani şimdi, o kapa bildirene kadar kulüpler neler çöküyor bilseler. Kesinlikle hemfikirim, neler neler. Şimdi Beşiktaş'ın gündeminde bir Hollandalı var, Weghorst. Uzun zamandır zaten pek çok takımla da anıldı ama Beşiktaş'a artık kesin gözüyle bakılıyor. Lakin ufak bir sıkıntı varmış galiba, o da satın alma opsiyonu ile ilgili diyorum ve sözü size bırakıyorum. Şimdi sosyal medyada, gazetelerde herkes aldığı istihbarata göre bir şeyler yazıyor. Hepsinde doğruluk payı vardır. Weghorst'ta bir sıkıntı yaşandığı da aşikar. Ancak ben böyle durumlarda kulaktan dolma bilgileri değil, direkt ana kaynağa yönelirim. Dün akşam da Sayın Başkan'la bu konuyu konuştum. O da bildiğim kadarıyla bugün tatile çıkıyor. Bir hafta bir dinlenecek. Artık bunaldı bu işlerden. Ben çok net olarak dedim ki başkanım, buradaki sıkıntı nedir? Ya sıkıntılar bitmez dedi, biliyorsun dedi bu. Araya biri giriyor, o oluyor, bu oluyor. O zaman dedim, net olarak bir şey sorayım dedim. Yani bu Hollandalı yeni sezonda Beşiktaş forması giyecek mi? Giyecek inşallah dedi. Yani orada bir sıkıntılar var ama çözülür. Yani çok büyük bir problem olmaz dedi. Bir şekilde yöntem değişikliği olur dedi. Yani ben Weghorst akşamki o sözden sonra Beşiktaş'ta diyorum. O nedenle satın alma opsiyonu olmaz. Başka türlü olur. Opsiyon değişir. Opsiyondan sonra verdiğiniz prim değişir. Bu tür şeyler elbette transferde konuşulmaya, tartışılmaya. Şimdi oyuncunun satın alma opsiyonunda problemler var diye bugün haberler var her tarafta. Taraftarın da kafası karışmıştır. Bazı problemler var kesin ama ben böyle durumlarda birinci ağızdan bilgi almak isterim. Dün akşam da Sayın Başkan'la, Ahmet Nurçebi'yle bu konuyu konuştum. Dedim ki başkanım, bu oyuncuyla ilgili problemler varmış. Doğru dedi, var. Çünkü dedi, bir transferi bitirirken devreye biri giriyor dedi. Bunun kulağına birileri bir şey fısıldıyor dedi. Şu oluyor, bu oluyor. Bin tane şey olabiliyor. Fakat dedi bu bizim istediğimiz bir oyuncu. Başka alternatiflerimiz olsa da belli bir mesafe kat ettik bu oyuncuyla. Dolayısıyla çok ciddi problemimiz yok dedi. Ben de kestirmeden söyleyeyim o zaman dedim. Yani yeni sezonda Weghorst Beşiktaş forması giyecek mi? Çok çok büyük ihtimalle giyecek dedi. Yani orada aslında Beşiktaş'ın çözülemeyeceği bir sorun yok gibi görünüyor. Yeni sezonda Beşiktaşlar Gerson Fernandes gibi, Romain Saiz gibi Weghorst'u da takımda görecekler. Çünkü Valerian İsmail'in sisteminde çok önemli bir oyuncu. Pivot santrfor. Beşiktaş'ın rahat olmasına fayda var. Bir sıkıntı olacak gibi durmuyor. Başkanın bana söylediği çok net. Yani problem var ama çözülmeyecek işler değil. Çözeceğiz bir şekilde. Şimdi tatile gidiyorum dedi. Yoksa başkan tatile falan gitmezdi. Yani, rahat yani. Tabii çözemeyeceği bir sıkıntı olsa başkan tatile gitme. Ben tanıyorum başkanı. Tatile gitmiyor, bak eve gitmiyor öyle durumlarda ya. Eve bile gitmiyor. O yüzden ben Weghorst'ta bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bugün Bundesliga'nın kendi sitesinde Weghorst'la ilgili bir analiz var. Orada şu ifadeler yer alıyor. Ben hemen hızlıca okumak istiyorum.
Şampiyonlar Ligi'nde oynama olasılığı bulunmayan Beşiktaş'a giderek egzotik bir seçim yapmış olacak. Türkiye'de beklenen sıçramayı yapma konusunda şüphelerimiz olsa da Premier Lig'deki başarısızlığını unutturacak bir adım olacağına hiç şüphe yok denmiş analizde. Yani Almanlar zaten bu analizi yaparken bir Gomez'i hatırlıyorlar. Gomez'in Fiorentina'dan Beşiktaş'a nasıl geldiğini, buradan Almanya'ya nasıl gittiğini hatırlıyorlar. Şampiyonlar Ligi Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray. Şampiyonlar Ligi'ne katılınca da orada her sene final oynamıyor zaten. Yani çoğu zaman katılmakla kalıyoruz biliyorsunuz. Çoğu zaman elemeleri geçemiyoruz. Ya da gruba direkt katılıyorsak da gruptan dışarıya nefes almaya çok zor çıkıyoruz. Yani bizim yabancı oyunculara Şampiyonlar Ligi'ni bitirin diye sunduğumuz şey de çok öyle çok özel bir durum değil. O nedenle bizi Avrupalı oyuncular Premier Lig'de, Lig 1'de, Bundesliga'da bir şekilde problem yaşayan oyuncular bizi sıçrama tahtası gibi görüyor. Bunu kabul edeceğiz. Biz Çin'den Arabistan'dan önceki son durakız maalesef. O da böyle görüyor. Buradan da sıçramayı yapacaktır. Çünkü Beşiktaş'ta ona uygun bir sistem var. Arkasında çok ciddi bir taraftar kitlesi olacak. Oyuncu zaten bu tür bir kararı kesin vermiş olmasa Almanya'da, Bundesliga'da da böyle bir analiz okumayız yani. O haberi de sen okuduğun analizde de aslında Beşiktaş'a gelmeyi kabul ettiği çok net belirtiliyor. Yani fantastik bir seçim yaptığını ama orada bir sıçrama yapabileceğini söylüyor. Yani tereddüt var falan demiyor yani. Dolayısıyla Beşiktaş'ın oradaki bana gelen bilgiler doğru ve o senin sezonunda Beşiktaş'ta olacak. Son olarak şunu sormak istiyorum. Şimdi Valerian İsmail sezonun ikinci yarısından itibaren Beşiktaş'ta Beşiktaş'ın başına geçti. Oyun anlayışını genellikle pas ve set oyunundan ziyade daha çok hani uzun top ön alan baskısı var Valerian İsmail'in. Ona kaos futbolu deniyor. Kaos futbolu. Bu doğrultuda Weghorst tam olarak Valerian İsmail'in isteyeceği oyuncu mudur? Yani o cuk diye oturacak oyuncu Weghorst mudur? Öyle oynuyorsanız budur. Ama ben Valerian İsmail'i şimdi hani bazı analiz yapıyoruz yayınlarda ya da gazetede. İnsanların aklında istedikleri şeyler kalıyor. Ben Valerian İsmail'e devam etmezdim. Bin defa da söylüyorum. Benim adım Hıdır. Başka oyun bilmem. Üçlü oynarım diyen hocayla bisiklet bile sürmem beraber. Yani. Bırak futbol oynamayı. Ben hocayla maç bile izlemem yani. Derim ki sen git kendileri takım satın al, orada kendi egolarını tatmin et. Bu ayrı hikaye. Ama Valerian İsmail'in sisteminde bir santifor başarılı olacaksa Van Persie gibi, Gomez gibi, bu gibi, Vegos gibi yani uzun boylu pivot santifor başarılı olur. Çünkü sen rakip yarı alana bütün oyuncuları gönderdiğin gibi arkadan bir de stoper gönderiyorsun ekstra. Rakip zaten seni özellikle iç sahada 10 kişiyle karşılıyor, 9 kişiyle karşılıyor. Yani Beşiktaş'ın kalecisi, rakibin bir hızlı oyuncusu ve iki stoperi önde kalıyor. Diğer hepsi 17 kişi, 18 kişi rakip ceza sahası civarında buluşuyor. İşte orada özellikle hava toplarını sağa sola indirecek. Duran toplarda etkili olacak. Arkadan gelenleri kulvar açabilecek kadar top tutabilen pivot santifor olmazsa olmazdır. Yani Legos o anlamda hakikaten biçilmiş kaptan. Ama öbür taraftan yarın hoca gider. Sistem değişir. İşte atıyorum bir yerli santifor da gelecek, orada hiç şüphe yok. Cenk Tosun, Vegos oynar. 4-4-2 de oynarsınız. Yani sadece üçlü de oynayacak demiyorum. Ama üçlü de oynayacaksa bu tür bir adam oynar. Onu söylüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa alayım. Sonra yayını kapatalım yavaş yavaş. İyi yayınlar diliyorum sana. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Beşiktaş'ın Weghorst gündemini değerlendirdik özellikle. Turgay Demir değerli vaktini bize aktardı. Tekrardan görüşünceye dek hoşçakalın.